Assalomu alaykum aziz va muhtaram Amudaryo telekanali muxlislari. Biz sizlar bilan yana tashrif ko'rsatuv orqali uchrashib turibmiz. Avvalo men sizlarni ijodiy jamoamiz nomidan kirib kelgan 2020-yil bilan chin dildan muborakbod etaman. Qadrli teletomoshabinlar, agar eslaringizda bo'lsa, 2019-yilning sentyabr oyida tashrif ko'rsatuvimizning aziz mehmoni O'zbekiston sartaroshlar assotsiatsiyasi prezidenti, xalqaro toifadagi hakam, go'zallik targ'ibotchisi eldoshimiz Farhat aka Shomurotov bilan ajoyib bir suhbat qurgan edik. Mana vaqt o'tib Yangi yilning ilk ko'rsatuvining mehmoni ham bugun Farhat aka Shomurotov bo'ldilar. Farhat aka, xush kelibsiz. Rahmat. Farhat aka Shomurotov o'z faoliyati davomida vaqt o'tgan sayin nafaqat shogirdlar tayyorlash bilan, o'z kasb yo'nalishi bo'yicha faoliyatini rivojlantirish bilan, balki xalqaro miqyosdagi ko'rik tanlovlarda ishtirok etish bilan ham o'zbekistonliklarning emas, dunyo miqyosidagi go'zallik ishqibozlarining e'tiborini qozongan. Yaqinda 2019-yilning avgust oyida Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan jahon kasblarining 45-chi xalqaro World Skills chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etib qaytdilar. Farhat aka, mana shu jahon chempionati, nufuzli jahon chempionatidan olgan taassurotlaringiz. Qolaversa, mana shu chempionatda o'z professional kasb egalaridan egalari bilan tajriba almashish jarayonlarida o'zingizga olgan taassurotlaringiz haqida teletomoshabinlarga hikoya qilib bersangiz. Marhamat. Mana shu tashrif ko'rsatuvingiz juda ham zo'r. Mana biz o'z yurtimizga, tug'ilgan yurtimizga kelib, g'oyibona do'stlarimiz bilan uchrashib, g'oyibona bo'lsa ham sinfdoshlar bilan uchrashib, kasbdoshlar, ustozlar bilan, shogirdlar bilan uchrashib, kasbdoshlar bilan uchrashib xursand bo'lib ketamiz va yurgan maktabga borgan yo'llarimizni, so'qmoqlarni, qishloqlarni ko'rib aylanib qaytdim kecha xursand bo'lib. Baribir shu har 2-3 oyda o'zim Toshkentda yashasam ham shu yurtimizga tortadi baribirda. Mana shu fursatdan foydalanib butun shu kasbdoshlarni, shogirdlarni, ustozlarni hammalarini shu kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Bularning qo'li charchamasin, chunki sartaroshlar bu qo'l mehnati bilan ishlaydi. Bu juda ham murakkab qo'l bilan ishlash, masalan, stanokda ishlash yoki bir kompyuterda ishlash oson. Lekin bizlarning ishimizning, kasbimizning qadrlanishi qo'l mehnati bo'lgani uchun odamni qo'l bilan chiroyli qilib, o'zgartirib, kayfiyatini ko'tarib ishga yuboradi. Oddiylikdan murakkablik, go'zallik sari. Ha, go'zallik sari. Endi World Skills degan jahon chempionatiga kelsak, bizlar mana Qozon shahrida borib keldik. Qozon shahrida katta 54 kasb bo'yicha, nafaqat sartaroshda, sartarosh ham bor, kosmetolog, manikyur, pedikyur, uqalovchi, chilangar, quruvchi, har xil soha bo'yicha 54 soha bo'yicha, hatto dasturchilar ham bor. Dasturchilar ham bor, kompyuterchilar ham bor, robotlarni yasaydi. Yosh 18 yoshdagi yosh professional bolalar 18 dan 25gacha vertolyotlar yasab chiqargan, uchadigan vertolyotlarni, katta vertolyotlarni ishlab chiqqan. Mana bizning ham davlatimiz rahbari shu kasblarni o'rganish uchun borib, mana kuzatuvchi bo'lib bordi, ko'p yoshlar, sartaroshlar, boshqa kasbning odamlari kuzatuvchi bo'lib bordi birinchi marta Qozon shahrida bo'lgan jahon chempionatida. Endi biz ham shu World Skills degan katta shu nimaga a'zo bo'ldik, chunki bizlar a'zo emas edik oldin, shu Markaziy Osiyodan faqat hozir O'zbekiston a'zo bo'ldi. Bu World Skills nimaga kerak degan savol foyda bo'ladi. Nimaga kerak? Nima degan World Skills degan? Bu ishchi kasblar bo'yicha katta bir organizatsiya deymizmi, bir katta bir kasbga qiziquvchilarni ko'nikma uyg'otish. Mana masalan nimaga kerak deganda, ko'p odamlar, mana tarixini ham gapirib ketishimiz kerak. Urushdan keyin, 2-chi jahon urushidan keyin, 45-chi yildan keyin, 46-chi yillarda kasbga ega odamlar qolmagan.
urushda ko'plari xaloq bo'lgan, kasblar kamayib ketgan, inqirozga uchragan, davlat inqirozga uchragandan keyin shunda ispaniyalik bir mutaxassis odam shu nimani tuzgan, WorldSkills degan kompaniyani tuzib, shu kasb bo'yicha kasblar yetishmagan, urushdan keyin inqirozga uchragandan keyin davlat albatta ko'p kasblar yo'qolib ketgan. Mana shuni e'tibor berib, shuni qo'lga olib 46 yildan shu paytgacha har yili jahon chempionati bo'lib o'tadi. Mana bizlar ham qarang, o'sha urushdan keyin paydo bo'lgan deyapsiz, faqatda 2-chi jahon urushi uzoq davom etdi. Qancha millionlab insonlar vafot etdi. Endi xalqni bunday kasblarga nisbatan bir qiziqishi ham bo'lmaganda, mana shunday kasblarni nafaqat rivojlantirdi, balki keng miqyosda ommalashtirdi. Shuning uchun mana sizni bu ishtirokingiz ham, mana shu chempionatda muvaffaqiyatli ishtirokingiz ham xalqimiz uchun juda katta bir shu voqea. Kasb mahoratida endi har xil kasb bo'yicha nafaqat sartaroshlik aytaman-ku, faqat sartaroshlik emas. Quruvchi ham bor, chilangar ham bor, boshqa stanoklarda ishlaydigan ham kompyuterchilar bor, texnologlar bor, даже oshboz, kulinariya bo'yicha, restoran nimasi bo'yicha, turizm bo'yicha ham bor. Har xil o'zining innovatsion loyihalari bilan chiqish kerak albatta. Keyin yana eng qiziq tomoni buning shiori bor, bu nimani WorldSkills shiori yoshlarga aytilgan. Kelajak sening qo'lingda dedi. Chunki haqiqatan ham kelajak yoshlarning qo'lida. Ular hamma narsani o'ylab topish kerak, innovatsion g'oyalarni ishlatish kerak. Keyin yana bir nimasi bor, buning shiori WorldSkills'ning bu jahon chempionatining qo'l bilan ishlangan ish qadrlanadi degan. Qo'l bilan ishlangan ish, faqat aytaman, stanokda ishlagan boshqa, zavodda nimada kompyuterda ishlagan boshqa. Bu faqat qo'l mehnatini shu tanlovlarda ko'rsatib, mana biz Toshkentda shu birinchi bosqichini o'tirdik, shu chempionatning birinchi bosqichi. Mana shu birinchi bosqich shu WorldSkills'dan keyin bo'ldi. WorldSkills'dan keyin, yaqinda bo'ldi, mana 10-15 kun bo'ldi, yaqinda Toshkentda Markaziy Osiyolar bo'yicha bizaniki. Qozog'iston, Turkmaniston, Tatariston ham keldi, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelmadi. 4-5 ta davlatning ichida shu 15 ta kasb bo'yicha katta monomarkazda, Mehnat vazirligi qoshida monomarkaz ochilgan, o'tgan safar ham gapiruvdim. Monomarkazning ichida shu Mehnat vazirligini yonida Ishga marhamat degan monomarkazni ichida katta zalida shu tanlovni o'tirdik. Hattoki Ispaniyadan shu WorldSkills'ning prezidenti keldi. Simon Bartley degan kelib bizlarni tabriklab, birgalikda hali medallarni, kuboklarni topshirdik. Qarang, mana shu shuncha o'zlarimiz O'rta Osiyodan kelgan sartarosh stilistlarning ichida Xorazmli yigit Xalmatov Tohirjon degan yigit 18 yoshdagi yigit birinchi o'rinni oldi. Endi maqsad nima? Endi uni Shanghayda bo'ladigan 2021 yil Shanghayda jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapti hozir. Shuni mahorat darslarini qilib, tayyorlab shu bolani tayyorlab qatnashtirmoqchimiz. Nimada Qozon shahrida bo'lib o'tgan tanlovda O'zbekistondan faqat o'zingiz qatnashdingizmi yoki shogirdlaringiz? 14 ta delegat bordi. Mehnat vazirligidan, ta'lim vazirligidan, bizlarni sartarosh stilistlar, kosmetologlar, vizajistlar borib ko'rish kerak edi. Chunki a'zo bo'lishdan oldin ko'rish kerak, bu qanaqa tanlov, qanday ishlash kerak, ertaga borib qatnashib turib, bu hali oddiy tanlovlarga o'xshamaydi bu. Boshqacharoq buni, chunki 46 yildan beri kelayotgan maqsad shu o'z ishining ustasi bo'lish kerak bu sohada-da. Hamma hali o'z ishining generali bo'lish kerak dedi-ku. Shunga o'xshab har kim o'z ishining, kasbining ustasi bo'lishi kerak. Lekin shu bir 10 ta kasbdan qatnashgan bo'lsak, boshqalardan 2-chi, 3-chi o'rinni oldi bizlarning o'zbekistonlik yoshlar, lekin sartarosh 1-chi o'rin oldi. Men shunga xursandmanman. Shu bolani bir hafta tayyorlab turib, shu Urganchli Xalmat Tohirjon degan yigit 1-chi o'rinni oldi, xursand bo'ldi. Prezidenti bilan, Ispaniyaning prezidenti bilan, shu WorldSkills'ning prezidenti bilan birgalikda medal, kubok, diplomlarni topshirdik. Juda ham yaxshi o'tdi. Endi men monomarkaz bo'yicha ozgina gapirmoqchiman. Monomarkaz degan Mehnat vazirligi ochdi, davlatimiz rahbari boshchiligida kasb o'rganish. 3 oy o'qiydi, diplom oladi, akademiyaning nimasi saviyasi bor-da bunda. Akademiyaga o'xshagan diplom oladi. Keyin eng qiziq joyi, yaxshi joyi, yaxshi o'qiganlarni, shu 5 ga o'qib, kasbini yaxshi egallaganlarni
3 ay til öğretip durup Koreya, Çekoslovakya, Germaniya ve başka devletlerge yuvaramız. Ben siz aytayotgan merkezde tahsil alayotgan yaşlar mesela bularını maddi tomondan qanday bir imtiyozlar bo'ladi mı onu merkezde? Albatta, eng yaxshi savol. Aldılar haligide kim Koreya'ya barmakçı olsa bir tanışlarını kıdırıp bir yollar bilen emellep yeter idi. O vaxta hükümetinin... Fırıbgarlarga uçuruydu. Hem hükümetinin himayası demesiydi. Hazır indi devlet himaya kıladı. Mesela okutadı 3 ay. Kesmini yaxşı bir tilini örgeniş gerek mükemmel. Mükemmel bu masaya hemşi işleş. Muamele. Muamelenin bir iş gerek özünün sahası bu iş. Kesmini faaliyetini emelge uçuruş için zarur bulgen. Şimdi hem yaxşı örgenip, tilini hem örgenip, kesmini hem örgense yollanma bir adı. Devlet tamamında himaya kılınadı. Kayırga bardı Koreya'nın, ya ki Çekoslovakya'nın, Germaniya'nın kaç şehriga bardı, kaçsı yatakhanaga caylaştı, kaçsı kesmini egelledi, kança maaş alıp durdu. Hem mesele kontrol qiladigan Mehnat vazirligi bilan shu mono markaz bo'lib qoldi. Moliyaviy ta'minot Mehnat vazirligi tomonidan. Da, Mehnat vazirligi tomon beradi. O'qitish ham, yuborish ham, himoya qilish ham albatta, lekin zo'r ishlaydigan bo'lish kerak. Mana masalan, hozir men o'zim hisoblab ko'rsam statistika bo'yicha shu mang'itli sartaroshlar O'zbekistonda birinchi desa ham bo'ladi. Bir 30-40 ta shogirdim bor, hammasi O'zbekistonda chempion bo'lgan, xalqaro tanlovlarda chempion bo'lgan. Oğlum Faruk mesela Jahan Çimpiyonu'da çimpiyon bu. Bugün mağın faaliyeti mağıttı emez Taşkent şehirde. Taşkent'de de indi. En yakışlarını Farkat'a Şamurat uzun etrafıge toplamayan, Taşkent'e çarlayan. Yok, bu tabii hal. Adam özgüs geledi. Mesela, hala bir ötken safaram gəpürüydüm, Rusça ibara var. Veliki ludi rajdayotsa periferiyi, umirayt Parijji dedi. Hareket kıladı. Şimdi mesela kışlakta tutulgan olsa, tumanın merkezine gelemem dedi. Merkezde kuratta karasa onun angı özken, kompüterini biladı, televizyonunu kuratta Taşkent'e hareket kıladı. Taşkent'den ki bana köpleri hazır, St. Petersburg'da akademiyede oku yaptım, ben yuvarlı pırpın kuşlarla. Lekin maksat berber kelip özünün yurtiga hizmet kıladı hemmesi. Mesela, bana siz hem dünya kezi veripsiz, Özbekistan'ın berçe şaharlarında sizi şagirdleriniz var. İşiniz şu derecede rivojlanıp gitken, Amerika'da hem Farhat Şamuratov deyse, yaxşı bilişedi. Avrupa'da sizin yaxşı bilişedi. Uzak şarq memleketlerde, mesela Japonya'da hem sizini bilişerken, internet arkalı malumatlarını körüp duramız da. Şimdi bu, bizge hem fakir bağışlıydı. Şimdi aytmoqchiman, siz sartaroshlik, güzellik tanlovlarining g'oliblarini tayyorlayapsiz. Mana shu chempionatni, mana bu reklama jurnalini ko'rib o'tirib, mana bu suratga juda havasim keldi. Qarang, mana shu suratdagi yigit mana shu robotni yasagan. Robotni yasagan. Mana shu robot barcha inson qo'li bilan bajarishi mumkin bo'lgan ishlarni uddalar ekan. Uddalaydi. Ko'rdik, o'zimiz bilan ko'rib keldik. Endi siz mana shu mono markazda mana shunday yigitlarni ham tarbiyalab voyaga yetkazish, ularni professional jihatdan tarbiyalash imkoniyatingiz qanday? Mana shunday imkoniyat bo'ladimi? Mesela bana şu robot adam. Keyin bana bu yerde yana havasım geldi. Bu imkoniyeti çeklengen insanlar. Karen, bana hazır şu ayağı yok insanlar. Bitti bilen, tügme bilen. Şu ortopediya, elektron ortopediya asbabı arkalı yürürken bir malo sağlam adamday hareket kılırken. Bana şunday işlenmelerini, bana şunday bir innovasyon layıqalarını əməlge aşırışki intilucu yaşlar toplanı yaptı mı o şey bana merkezde? Aldınki kegen deyem, maşşesleri kursatuda gəpirgen ben, talantlı, hareketçen, mehnet sevet yiğit kızlar gerek. Çünkü bunu işler için okuş gerek, bilim gerek buladı. Hazır bana birinci patok bitti. 3 aylık bitirdi bu Allah. Sartaroshlik boyunca, turizm boyunca. Şimdi bunlar boyunca hazır. Kompüter boyunca hazır. Ne dediniz ki? Bu robotlar boyunca. Şimdi bu sekin bu mono merkezde rivajlanadı. Bizlerden Huda Xalasa rivajlanadı. Lekin şu mehnet sever, talantlı, maharatlı yigit kızlar kere. Oh, bilemem, tilniyem örgenemem, katnaşamem, Jahan Çempionatı da deyip hazır ettim ki, hali, örgençli yigitini tilge örgete yapmız ve her gün telefonda geplaşıp işlerini körüp durup ben.
kelle deli, maniken kelle oladı ki saçlı. Şunu işlep dur, menge yoradı. Men koramanda hatalarını etmem çünkü hayat azasıman çünemen. Benim şurada baş ekspert buldum. Şimdi şu War Skills'ke, Özbekistan'ın namıdan baş ekspert buldum. Şimdi benim baka bir edigen bulamam, şu sahalarga, köplerge. Şimdi mangıttan kesek, ben hazır fırsattan faydalanıp ayıp kalmak için ben özüge işangen, imkaniyatı bar, degenimde imkaniyatı bar degen hazırça yatakhanamız yok. Okuşka alışımız mümkün akademiyaya. Tül örgenişke kabiliyatlı. Kabiliyatlı, tülnen bile degen, kesbine mükemmel örgene degen. 3 aydan keyin şu akademinin diplomunu aladı. Diplomunu algandan keyin 3 ay mı 4 ay tilge örgenedi. Eğer bola degen adam olsa, şu bola degen dar körünedi ki, maharatlı, yakşı usta o zaman 5 minutta bilip olamam. İşiden, hareket eden. Şunun için, nimege men alıp bir aytıp öttüm, mangıtlı sertaraşlar azı Taşkent'te, Özbekistan'da birinci desem boladı. Birinci orın şaharda, respublikada, halkara tanlavlarda, Peter'lerde katnaşkerlerden bir 15-20 tesi var. Özbekistan'da katnaşkerlerden bir 40-50 tesi var birinci oruna gen. En zor, şu güzellikini yaratıcılar dedi. Nimege açayım gerek, sertaraşlarını mahtı göremem ben. Çünkü güzellik tergibatçılar. Tergibatçılar da. Şularını köprak etmem. Başka sahanın indi ben hani samolyot, vertolyot bu içe ya ki kuruluş bu içe, çilengaçlık bu içe ben düşünmüyüm ben. Bizlerdeki güzellik endüstriyası bu içe ben şu baş ekspert ben hazır şu sahada. Nimege yine sertaraşlarını mahtı göremem. Sertaraşlar bu güzellik yaratıcılar da. Adamın keyfiyetini kötüledik yani. Bana mesela Umar Hayyam'ın bir yakında ibaralarını tapıp ya da alınması gem okup veremem. Yani güzellik berçe tillerde vefs itiladı ve her kanday akılge hoş geledi dedi güzellik. Karan bunu Umar Hayyam 5. eserde yazıp getken. Dünyada yakşı narsalar köp, onlarını körüp behraman bulup adamlarını şad etedi ve tabiatlarını pakiza kıladı dedi. Ama hiç narsa güzel yüz oranını basa almaydı. Çünkü güzel yüz şunda kuvanç bakış etedi ki başka hiç kanday kuvanç unga ten kela almaydı dedi. Karan yana. Aytadılar ki güzel yüz dünyada saadat sebepçisidir. Eğer güzel yüz yakşı kulk bilen uygunlaşsa bak saadatın en yukarı derecesi buladı dedi. Yana eğer adam hem taşkı körünüşüden hem tabiatı bilen yakşı bulsa huda ve adamlar üçün sevimlidir dedi. Karan bu bizlerden şunca asır aldığını ayetliyken. Güzel yüz törtte faziletki yegadır. Ulardan biri şu ki, güzel yüz onu körgen adamının şükününü hayırlı etedi. İkincisi, hayattan bahramant buluş anlarını şirin kıladı. Üçüncüsü, o adamını açık, köngüllü ve alicanab etedi. Törtüncüsü, baylıkını köpettiredi ve yukarı mensev atakıladı degen Umar Hayyam aytıp ketken eken. Mana okursanız. Endi bu şu güzelliklerini yaratadigan sertaraşlar. Yana men şu güzellik sahasiga kelaveraman. Şu saç turmagini toğri kılsa, makyajlarını toğri kılsa, toğri kiyintirse, azadalıkka örgensa, şahsi gigiyenaga örgetse adamlarımız, mana devletimiz hem çıraylı bo'lyapti ku. Mana bugün keçe aylanıp çıktım mangıtını. Mangıtı özgergen. Özgergenler katta, çıralı çıralı imaratlar, zamanavi köçede yollar kılını yaptı. Ben olayım ben Taşkent'in de tanıp bu midigen bop kaldı hazır. Avrupa bop gitti. Biz edeşip gitmemiz Taşkent'e lazım. Da, hazırında sekin sekin vilayetler yakşı bop gitti, tumanlar yakşı bop yaptı. Demek gelecek hayatımız güzel. Şunun için her kim öz sahasında yakşılaş gerek. O stilist mi, o aşbaz mı, o kurucu mu, o sahasının generali buluş gerek. Şu o sahasını mükemmel yakışlığa... Şu sözlerinizin bir ispatını, bana şu kitabınızın her sefer varaklayanımda bir ispatını görgendeyi bulamam. Kadirli etili tamaşabinler, Farhat'taki Şamurat, nafakat sartaraş, güzellik ustası, halkara taifedeki hakem. Şimdi bu kişi malum manada icatkar hem. Ana o'tgan safargi ko'rsatuvimizda Farhod akaning go'zallikka oshufta ko'ngil kitobi haqida gapirgan edik. Mana shu kitobni agar varaqlasangiz, Farhod akaning yana bir fazilatini ko'rganday bo'lasiz. Farhod aka yillar davomida mana shu ibratli so'z iboralarini, xalq maqollarini,
büyük danışmentlerinin fikirlerini toplayıp yürüdüler. Bana şunu, bu fikirlerini, ibaralarını nafakat toplaydılar, belki bana çünkü özleri hayatta amel kıladılar. Eğer itibar verken bulsanız, fark edin ki hazır, benim bilişimce 70 yaştan aşkerler. Yok, 67 yaşında. 70 yaşını kademede durdular. Lekin ko'rinishlari mana ko'rib turibsiz, haqiqatda go'zallik shaydosining ko'rinishlari go'zallikka monand. Men istardimki, Farhod aka shu mang'itlik sartaroshlar O'zbekiston miqyosida birinchi o'rinda turadi deyapsiz. Bundaylar hamisha ko'p bo'lsin. Sizi ishingizga ham baraka bersin. Mana Farhod akani farzandlari, dunyo tanigan farzandlar, ularning hammasi stilist sartaroshlar, modellerlar. Farruxjonni bilaman. İnternet arqali bilamiz. Qizlaringiz, kosmetolog, vrach, mana hattoki kelinoyimiz, chechamiz, Ravajon opa juda usta sartarosh ekanlar, go'zallik shaydolari. Bu go'zallikka oshufta ko'ngillar xonadonini sohibi bo'ladilar. Endi Farhod aka shu sizni mana shu kasb faoliyatingizdan kelib chiqib bir sizga savol bermoqchiman. Bu hozir mana professional kasblar bo'yicha ko'nikmalar bo'yicha mana shu chempionatda ishtirok etib juda katta yutuqqa erishish bilan birga o'sha yerda baholovchi hay'at tarkibida bo'lgansiz. Chunki xalqaro toifadagi hakam sifatida. Endi taassurotlaringizni eshitib o'tirib shunday bir maqildim, bir narsaga e'tibor berdim. Ko'proq İsterdik ki, fakat sartaroshlar emas, başka kasb egalarining rivojlanishida ham O'zbekistonda sizning nomingiz jaranglab tursa. Mana shuning uchun harakatlaringiz qanday? Masalan, mang'itdan ham mana men juda ham xohlayman mana shu shunday robot odamlar yasaydigan, innovatsion loyihalar ustida ishlaydigan yoshlarni topib olsak, tarbiyalasak, sizning monomarkangizingizda ta'lim olsa. Mana qarang, mana shu oyoqsiz qiz bitta tugma bilan mana shu innovatsion ortopediya anjomini yasagan, mana shu o'zini xohlagan joyiga borishi mumkin, xohlagan ishini qilishi mumkin. Bundan tashqari shunday ortopedik qo'llar shu innovatsion loyihalari shu yasash nimalari bor ekan. Mana shunday ishlaringizni rivojlanishiga juda ham tilakdoshmiz. Geldagi rejalaringiz haqida teletomoshabinlarga. Endi ko'p odamlar savol beradi. Farhod aka, siz ko'pincha shu stilistikani maqtaysiz. Odam o'ziga qarab yurish kerak, kiyinish, gavda, qomatlarni ko'rkamlikka harakat qilinglar deydi. Chunki meni sog'am shunday, ishim shunday-da. Mesela ben aşpaz olsam palovni maqtar edim, yumurta börekni maqtar edim. Çünkü ben şu güzellik sahasında bo'lgandan keyin, ya ki nimaga dedi siz ko'proq deyish güzellikke etibor berasiz tashqi ko'rinishga dedi. Men aytdim, tashqi ko'rinishga etibor berganim sabab agar men bir shoir yoki bir yozuvchi bo'lsam, tashqi güzellik kerak emas, faqat ichki dunyo zo'r bo'lsin, derdim dedim. Tashqi ko'rinishi ham chiroyli bo'lishi kerak, ichki dunyosi ham chiroyli bo'lishi kerak insonningda. Chunki tashqi ko'rinish odamning ko'zini quvontiradi, yuragini davolaydi. Va shu tashqi ko'rinishiga e'tibor bergan odam baribir ichki dunyosini ham yaxshilab oladi. Chunki u internetdan ko'radi, televideniyadan ko'radi, kitob o'qiydi. Tashqi ko'rinishiga harakat qilgan odam, demak, bu mana bu moda ekan, kiyim, mana bu zamonaviy soch qirqtirish ekan, bu to'g'ri makiyaj ekan degan odam de ongi baland bo'ladi. U ichki dunyosini ham to'g'rilab oladi. Faqat ichki dunyosi chiroyli bo'lsin deyursak, men o'ylayman xato bo'lsa kerak. Agar shoir bo'lganimda yozuvchi bo'lsam aytar edim. Tashqi ko'rinish shart emas, odam shu faqat ichki dunyosi yaxshi bo'lishi kerak. Chiroyli shoir, chiroyli she'r o'qisa-yu, lekin uni tashqi ko'rinishi tomonidan odamlarni hayratlantira olmasa, bu ikkalasi omuxtaligi qanday bir chiroyli chiqadi? O'rnatish kerak ikkalasi. Mana shu maqsad yoshlarga shuni aytaman. Mana hozir ham men aytib qolaman, hozir mayli qaysi soha bo'yicha qiziqadigan talantli yigitlar, qizlar bo'lsa, menga telefon qilsin. Shu markazga, akademiyaga yuboramiz. Ular albatta tekshirib ko'radi. Undan bir narsa chiqadimi, chiqmaydimi? Oshbozmi aytganingizda, robot yasashmi, kompyutermi,
bir hozircha bizlardan bir 10-15 ta soha bor, lekin o'zi aslida 54 ta soha bor. Jahon miqyosida olganda 54 ta. Lekin shunga yetib boramiz, chunki Mehnat vazirligi bilan Qozonda bitim tuzib, mana shu O'rta Osiyoda faqat O'zbekiston azob bo'ldi. Katta mablag' to'ladi shu azob bo'lish uchun. Demak, hamma sohalarni olib kelamiz O'zbekistonga. Hamma sohalarni mana shu aytganingizda, mana jurnalda ko'rganingizdek, bu havas bo'lib qolmaydi, haqiqat bo'lib qoladi, Xudo xolasa, mana shunga harakat qil. Agar juda talantli, o'ziga ishongan yigit-qizlar bo'lsa, menga telefon qilsa, men aytaman. Chunki men ularda ishlab, yordam ham berib turaman, haligiday tajribalar, ishlar bo'yicha yordam berib turaman akademiyada. Kimga borishini, kimga murojaat qilishini, telefonlarini berib, albatta, shu mang'itdan tez o'stiramiz. Katta shaharga aylantirib yuboramiz. Rahmat. Go'zal shaharga. Rahmat. Thank you.
Farhat aka o'tgan safarga kelganingizda tug'ilib o'sgan yurtingiz Mang'us shahrida qandaydir bir ishlarni ochish, yoshlarga yordam berish haqida fikringizni eshitgan edik. Mana shu fikr hozir esimga tushib ketdi. Nima bo'ldi buni? Natijasi bo'layaptimi? Yaxshi savol bu, chunki albatta yurt, tug'ilgan yurt hech esdan chiqmaydi. Tez-tez hali o'tgan safar ham aytdim-ku, har bir so'qmoqlar, oqboshlar, yantoqlar eske chiqdi, lekin oqbosh degan nima ko'rinmay qoldi. Bizani vaqtimizda oqbosh degan bir o'simlik bo'lar edi. Ko'zimni oldidan ketmaydi haligacha-da. Siz Amudaryoni har bir qishlog'ini ko'ring, hozir qanchalik bir go'zallashib ketayotganini, qurilishlarni ko'rsangiz, masalan, Mang'itdagidan ham chiroyliroq bir shaharda, shahar tipidagi posyolkalarni ko'rsangiz, haqiqatda go'zallik tumanimizga olis qishloqlarga ham kirib borganini ko'rasiz va havas qilasiz. Bu qishloqlarni o'ziga havas qilish jarayonida o'sha yerda ham qandaydir bir go'zallik salonini ochsam ekan degan xayol paydo bo'ladi, sizda orzu paydo bo'ladi. Nima deding? Mang'itning rahbariyati bilan gaplashdim. O'tgan safar Farhat aka juda zo'r g'oya dedi. Men aytdim, shu bir shogirdlarim dedim, ustoz Farhat aka degan nomidagi go'zallik va sog'lomlashtirish markazini ochaylik dedi. Shunday taklif bo'ldi sizga. Ha, shunday taklif bo'ldi. Endi bu taklifni faqat qo'llab-quvvatlash qoldi. Qo'llab-quvvatlash bu yoq. Farhat aka qo'llab-quvvatlaydimi yoki tuman rahbariyatimi? Ikkalamiz. Chunki rahbariyat bizlarga yer ajratib, yo kattamiz 3 etaj qilib, lekin eskicha bo'lmaydi hozirgi. 1 etaj degan gaplar qolib, 3 etaj qilib, uni chiroyli qilib. 1-chi etajda ayollar soch turmagi bo'yicha, 2-chida erkaklar soch, 3-chida kelinlarga haligida kelinlarni tayyorlab libosini, kiydirishini, makiyajini, manikyur, pedikyur hammasini tayyorlab, kelin shu yerda mashinaga o'tirib chiqib ketish kerak. Birinchidan. Ikkinchidan, masalan, har bir xona bo'lishi mumkin. Manikyur xonasi, pedikyur xonasi, kosmetologiya. Bu yerda gigiyena. Gigiyenaga ham qaraydigan, albatta dushlar bo'lish kerak, issiq suv bo'lish kerak, agar qiyin bo'lsa ariston bo'lish kerakda, shu ozoda bo'lib kelin kuyov shu yerda sochini turmaklatib, kiyinib, makiyaj qilib, kiyimni ham shu yerda tanlash kerak. Eng zamonaviy kiyimni ham kiyib chiqadigan. Rahbariyatga juda yoqdi. Eng zamonaviy kelinlik liboslari deganda siz qanday tasavvur qilasiz? O'zlarimizning mentalitetiga to'g'ri keladigan. Ochiq sochiq emas. Rahmat. Bachkana emas. Men ham ko'pincha aytaman, mana shu tanlovlar bo'lganda Rossiyada bo'laveradi, ochiqroq yelkalari. O'zbekistonda mumkin emas deb. Mentalitet. Mentalitet bo'ylar bekilgan, yerkalar bekilingan, lekin makiyaj, prichёска, soch turmaklarini hali professional darajada bajarish kerak. Ko'rgan odam hayron bo'lish kerak. Ertaga televideniyami, syomka bo'lgan vaqtda bir 100 yildan keyin ko'rsa ham, rivojlangan davlatda bo'lgan ekan, Mang'itning stilistlari deyish kerak. Shuning uchun nafaqat manikyur, pedikyur, u yerda massajchi, uqalash bo'yicha maslahatchi, psixolog ham o'tirsa bo'ladi. Men shuni rahbariyat bilan, Mang'itning rahbariyati bilan gaplashdik. Farhat aka juda ham zo'r bu dedi. Shu narsa kerak. Uni bir chiroyli markazda yaxshi joyda, chetda bo'lish kerak emas u. Hamma borib, mashinada borib, kelinlar mashinasida borib, shu haligiday uslugalarni olib, haligiday turmakmi, makiyajmi, hamma ishlarni olib, shu yerdan to'g'ri chiqib zakskami to'yg'ami boradigan qilishimiz kerak. Sizning fikringizcha Farhat aka o'sha go'zallik salonlarida qandaydir tartib, xizmat ko'rsatish madaniyati. Bundan tashqari o'sha go'zallik saloniga kirgan kim bo'lishidan qat'iy nazar u kelinchakmi yasana degani yo oddiy ishchimi? Ularning ham qandaydir bir o'zini fikri va madaniyati bo'lishi kerak. Albatta. Degan tushuncha kelib chiqyapti-da, bunga nima deysiz? Mana masalan, uning uchun mutaxassislar zo'r bo'lishi kerak. Ongi zo'r bo'lishi kerak, professional usta bo'lishi kerak, psixologiyani bilishi kerak, o'z ishini ustasi bo'lishi kerak. Mana masalan, Baltiq bo'y davlatlarida har kun ishga borishda bitta gul bilan ketar ekan ishga. Bitta gvozdikami, roza bilan ishga borar ekan kayfiyatini ko'tarib. Har bir ishchi qarang, o'zining go'zallik ramzi o'zi gul. Oson narsa u, bittagina gulni ko'tarib ishga borar ekan. Demak, bu shu Mang'itda ochiladigan shu go'zallik markazlarida ham albatta mutaxassislar muloyim, haligiday muomalali, albatta tashqi ko'rinishi, muomala, tashqi ko'rinishi, masalan, mana administrator deymiz, ishga boruvchi juda ham aqlli bo'lish kerak. Kelgan odamni eshikdan kutib olib, assalomu alaykum, keling, mana bo'sh o'tirmang, manikyur qildirib turing, pedikyur qildirib turing. Hozir ustangiz bo'shaganicha massaj qildirib turing yoki hammasini tushuntiradigan ish oboruvchi bo'ladi. Mana shularni o'qitishimiz kerak.
Bana şuraya yardım bir alalımız haklı gelirler. O şey güzellik salonlarında iş alıp oraya deyken yiğit sertaraş mı, eyal sertaraş mı? Bana şu kasp egesine en mühimi, şimdi bu benim fikrim, bu sertaraş ki deyken bir nazar bilen karış bu mesele. Yok, hazırlanan şu doğru gap, sertaraş deyken gap kalıp gitti, stilist dedi. Stilist deyken o aytaman hem psikolog, hem kimyager. Hem öz işinin ustası, çünkü psikolog degen, ruhşunaz degen sebebi kegen insanını, mücazını nimet istesini bir iş gerek kegenden. Kelip bir kasa çay gemi, kofi gemi, yazda kola gemi, teklif kola oturtturup, sekin, elgide ne dedi, aytaman ki şu, talantlı yigitler, kızlar gerek onun için. Onu leke örgütçümüz hem gerek elbette. Çetiyelilerde bana köp köp gelemiz, mazaklası hiç problemi yok. Pulluyam, tülisiz, lakin kursan bulup çıkıyor, narazı buluş yok. Pullu tüleginizde, agen hizmetinizde razı bulup, rahmet deyip, kursan bulup çıkıyor. Ben şu derecede yetkilişimiz gerek bizler. Farkındayım ben şu siz iştirak etken Kazan şehrinde bulunduken halkara championatının nöbetteki 46. championat kaçan ve kayırdı ötkezildi. Bunun siz de kandaydı rejeler var mı? Ha, bana hazır 2021 yıl teklifime geldi. Şanghay'da buladı. Şanghay devleti de katta 84 devletten arizeler alıptı. Şu yerde katta törnü buladı. Ondan ki ingisi Brezilya'da buladı. Her iki yılda Cahan Çempionatı olur. Ungeçe baskıçlar buladı. Şahar, Respublika, Rusya, Belarusya'da buldu, Ukrayna'da buldu. Şundan ötkeller gene fakat şu Cahan Çempionatı buladı. Şimdi bana şu çempionatını berçe tanımlıları da siz hakem sıfatı da iştirak etsiniz mi? Yok ki? Şimdi bana şu... Profesyonel kesip egez sıfatı da. Ben şimdi şu baş ekspert bu tayinlendim Mihnat Vazirliği'den. Tebrik ederim. Rahmat. Onu kaçan benim stilistlerim birinci oranı olsa yine ben baş ekspert olalım. Mesela Rusya'da buluşum mümkün. Lekin Cahan Çempiyonatı'na barışım benim stilistim birinci oranı alıp keyinçelik yana şu baş ekspert olup yürüyüşüm için stilistlerim birinci oranı. Şunun için ben her gün onlar beni hazır işleyip ben. Şuğullanıyoruz. Her gün şuğullanıp birge işlerini koyup. Çünkü bilesin mi 5 günün içinde bir 15-20 yıl hizmet kursatış gerek. Ne fakat saçlı kırkış. Boyaşam var, saç turmagiyam var, makyajam var. Her kıl nasıl. Oğul balanın saçını alıp bir şey gerek usta. Hala 54'te yönelişte hiç bu mesela yarımadan köpü. Ha, yarımadan köpü. Şunu hem mesela tayarlaşımız gerek buladı. Kadirli teletomoshabinlar, tashrif ko'rsatuvining mehmoni, eldoshimiz, O'zbekiston sartaroshlar assotsiatsiyasi prezidenti, xalqaro toifadagi hakam Farhod aka Shomurodov bo'ldilar. Yana efir orqali uchrashguncha. Xayr, omon bo'linglar.